Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugün efsane bir teklif satın alacağız. Tam 10 tane mega kutu açacağız arkadaşlar Black Soul ana hesabımıza. Ve Black Soul hesabımızda belki hatırlarsanız önceki kutu açılımından sonra, yani en son karakterleri çıkarttıktan sonra en son sanırım Genie'yi çıkartmıştık. Efsanevi çıkma oranımız inanılmaz düştü. Bakın, hatta önce isterseniz bir göstereyim şuradan. Bakın, infoya basıyoruz. %0.144. Bir iki tane sonradan kutu açtığım için bir miktar artmış. Bu %0.009 falan da abi. Biraz daha şimdi yükselmiş, %0.01 olmuş. Şimdi tam 10 tane mega kutu açacağız. Bu oran kaç olacak ve bize bir şeyler verecek mi? Bunu birlikte göreceğiz. Eğer bunun gibi daha fazla kutu açılım videosu istiyorsanız videoya kocaman bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yine yorumlarınızda desteğinizi bekliyorum. Şöyle teklifi bir göstereyim. Bakın, burada bir tane mega kutu var, 1500 yıldız puanı ile bunu bir alacağım. Şurada 60 taşa bir tane daha mega kutu var, 2. Ve bakın arkadaşlar, burada da şöyle yaza veda diye, şöyle kendim sağa doğru geçeyim. Yaza veda diye bir tane de teklif var. 134 lira 99 kuruş. Bak, 99 kuruş, 135 değil yani. 135 liraya 8 tane mega kutu, 2000 altın, 150 tane de taş veriyor arkadaşlar. Gerçekten güzel 3x değeri var. Bu kutuyu da satın alacağız. Hatta isterseniz hemen önce hangisini alayım ya önce? Önce şeyi alacağım. Önce tek mega kutulardan birini alacağım. Niye biliyor musunuz? Bakın, çünkü şurada Nita'm var benim. Nita'yı yükseltebiliyorum, hatta Brock'u da. Ama param yetmiyor. Önce bir tane tek şey açayım. Mega kutu, onu da bir yükselteyim. Böylece o 8 mega kutuluk tekliften belki yıldız gücü falan da verir. Öncelikle şuradan bir şeyi açalım. Şunu açacağım. Aynen, bunu bir açalım. Bundan verir mi acaba? İnşallah yeterince verir. Evet, mega kutumuzu açtık arkadaşlar ve kaç tık hakkı verdi? Şöyle bir isterseniz önce ona bakalım. 5 tık hakkı verdi. Yani bundan pek bir şey vermesini beklemiyorum. Evet, Daryl verdi, Tara verdi, Carl verdi, Barley verdi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 200 altın mı verdi? Abi, 200 altın yetti mi? İnşallah yetmiştir. Evet, yetti. Tamam. 1250 altın. 1250. Şimdi Brock'u mu yükselteyim, Nita'yı mı yükselteyim? Nita'yı yükselteceğim ya. O Hyper 1, bu ayıyı güçlendiren yıldız gücü falan var. Nita'yı yükseltmek istiyorum. Ama Nita da 502. Aslında Brock'u yükseltsem daha da iyi olabilir. Bilemedim şimdi. Brock'un bir tanesinde bir fazla roket atma hakkı veriyordu. Diğerinde ne veriyordu? Evet, bu da bir yanan bir şey veriyordu. Acaba 4 tane şeyle üzere daha mı iyi olur? Çok kararsız kaldım şu anda. Hangisini alsam bilemedim. Siz olsanız hangisini alırdınız? Yorum kısmına yazın. Brock mu yoksa Nita mı? Nita'yı mı alayım ya? Abi, Nita'nın yıldız gücü daha iyi ya. Değil mi? Aynen. Nita'nın yıldız gücü daha iyi. O yüzden Nita'yı alıyorum. İnşallah doğru karar vermişimdir. Bilmiyorum. Evet, Nita'yı aldık. Ve şu an gördüğünüz gibi çıkabilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yıldız gücü oldu. Bakalım 9 tane yıldız gücünden bir tanesini çıkartabilecek miyiz? Olmayan tek efsanevi Crow var. O çıkmaz. Ondan umutlu değilim. Hemen isterseniz şuradaki teklifi satın alalım. 135 lirayı bayılalım ve neler olacak görelim. Tıkladım ve satın alma işleminiz başarılı. Tabii ki de Supercell parayı çekerken hiçbir zaman aksatmaz. Biliyorsunuz, Supercell Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Hemen devam ediyoruz. 150 elmas, güzel. 2000 altın, bu da güzel. Ve şimdi 8 tane mega kutu daha açacağız arkadaşlar. Bakalım bir tane en azından yıldız gücü verecek mi bana? Yani boş mu çıkacak, yoksa bir tane olsun bir şey çıkartabilecek miyiz? Hemen ilkine tıkladım. 5 dedi. Tabi burada altın da çok önemli benim için. Ve güç puanları veriyor karakterlere. Bu da çok önemli. Yani yıldız puanı çıkmasa bile zaten 500 kutum var. O 500 kutuyla hepsini maxlayacağız. Hemen şöyle devam edeceğim. İkinciyi açıyorum. Evet, ikinciden de vermedi. Genie verdi, güzel. El Primo verdi, güzel. Barley, Leon ve Tara. Bu arada arkadaşlar, hem Black Soul hesabındaki 500 kutuyu hem de Rekordman hesabında, yani sadece 3 tane karakteri olan hesaptaki 300 kutudan fazla biriktirdim. Kutuları da çok yakın zamanda açacağım. 2 tane rekor kutu açılımı geliyor. Ki bunda yaptığım 500 kutu açılımıyla hesap max'a yakın bir yere gelecek muhtemelen. Bayağı fazla kutu açacağız. Hemen devam edelim. Yine 5 dedi. Hem güzel oldu. El Primo iyi. Tamam, Colt da güzel. Rico ve son olarak Daryl verdi. Bu da iyi. Aslında şu Daryl'ı da maxlasam güzel olur. Etkinlik bileti ve jeton katlayıcı. En sevdiğim jeton katlayıcıyı da aldık. Sıradaki kutuyu açıyorum.
V6 dedi. İşte bu. Bir de Crawl geliyor mu ya? Düşünsene. Harbiden bir tane sadece efsanevi Crawl'um yok. Crawl veriyormuş bir de. Pek zannetmiyorum ama tabii yıldız gücü bu büyük bir ihtimal, ama hangi yıldız gücü bakacağız şimdi. Belki de Crawl da olabilir tabii ki. Neden olmasın? Yani %1 ihtimalle efsanevi çıkaran oldu mu daha önce? Eğer olduysa onu yazın. Mutlaka olmuştur. Yani düşük oranda da çıkabiliyor. İnşallah verir. Ve bakalım, Bibi geldi. Jesse geldi. Evet, yıldız gücü yara bandı geldi. Abi efsane. Yıldız gücü yara bandı geldi ama biliyorsunuz yara bandına yeni güncellemeyle nerf geldi. Artık fulllemiyor HP'yi. 2000 iyileştiriyor. Gene iyi bence. Ya yara bandı hala kullanılır. Shelly'nin yara bandını aldık. Güzel. Bir tane yıldız gücünü çıkarttık. Evet, kaçıncı kutu oldu bilmiyorum. Bundan da 6 dedi. İşte bu ya. Efsane kutu açılımı. İşte bu. Bakalım bundan ne veriyor. Bundan şimdi bir Crawl geliyor mu ya? Harbiden var ya. Yani Crawl gelirse... Ya inanılmaz bir şey olur herhalde. %0.01 gibi bir düşük oranla Crawl gelmesine hiç beklemiyorum. Büyük sürpriz olur. Bastım ve yıldız gücü geldi gene. Yavaş savaş. Bak gene Shelly'nin yıldız gücü geldi. 2 tane yıldız gücünü biriktirmiş olduk. Maxlamış olduk yani Shelly'yi. Güzel oldu. Hemen devam edelim bakalım. Daha vermez herhalde. 5 dedi. 2 tane üst üste yara bandı verdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten inanılmazdı. Barley, Daryl ve... El Primo, işte bu. Kalan bonus, 2 tane etkinlik bileti, gene jeton katlayıcıyı verdi. Başka bir şey kaldı mı? Aa, bir tane daha kutu var. Evet, tıklıyorum. Tıklıyorum, bakın şöyle beraber tıklayalım. Tıkladım. Abi gene 5 dedi. 5 deme lan. Yani bir tane daha yıldız gücü verseydin ya. Yani normalde bir tane vermesi bile güzel. 2 tane verdi gerçi de. Hani insan doymuyor biliyorsunuz yani. Bir tane daha ver, bir tane daha ver diye diye. Bayağı bir istiyoruz yani. 9 tane etkinlik bileti verdi yalnız ha. 9 etkinlik bileti, çok iyi. Bitmedi mi? Bitmemiş. Sanırım son kutu arkadaşlar. Dokundum. Ve 5 dedi gene. 171. Bir tane daha var gerçi markette. Onu da alabiliriz sanırım. Mortis, Pam ve Barley verdi. Tamam, etkinlik bileti falan filan. Bir saniye. Şunu bir şey yapalım. Şuradan şöyle yapalım. Ve şimdi arkadaşlar... Evet, son bir tane mega kutum var şurada. O mega kutuyu açacağım. Şunu açıyorum ve bakalım bundan bir şey geliyor mu? Gelmedi. 5 dedi ama olsun, güç puanları yeter. Bibi, Colt, Carl ve Mortis verdi. Bence gayet güzel 2 tane şey almış olduk. Yıldız gücü almış olduk. Bakın Shelly'nin yara bandını falan almış olduk. Şimdi ne kadar param var? 3800 de param oldu. Efsane. 10 tane mega kutu açtıktan sonra efsanevi çıkma oranımız bakalım kaça yükseldi? %0.001'di sanıyorum. Ve bakalım şimdi %0.024'e kadar yükseldi arkadaşlar. Bayağı bir yükselmiş. Yani 10 tane mega kutuyla aşağı yukarı bu kadar yükseliyor. Siz de hani hesabınızı buna göre yapabilirsiniz. Şunları da bir maxlayalım. Mesela şu Brock'u bir maksimum seviyeye yapalım. Tamam, güzel. Bunun da artık yıldız güçleri çıkabilir. Başka bir iki tane daha maxlayacağım arkadaşlar. Bir tane daha maxlayabilirim. Hangisini maxlayayım sizce şuradan? Bana söyleyin. Yani hangisini maxlamak ilk başta daha iyi olabilir? Eğer varsa bir yorumunuz mutlaka yazın arkadaşlar. Bu arada 8 bitti. Daha henüz kasmadım. 0 kupada efsane 8 bit. Onu da kasacağım. Madem Shelly'ye bir yara bandı aldık. O zaman Shelly ve yara bandlı Shelly ile hemen bir akalım. Elmas kaplaca modunda yara bandlı Shelly ile... Akıyorum arkadaşlar. Oo, yalnız ne vurdu be? Oğlum şu Tick de var ya, çok sıkıntılı karakter ha. Bunu alayım. Bunu da alayım. Tamam, güzel. Güzel güzel, bendeki... Abi tamam ya. Kızma. Bütün hedef ben miyim arkadaşım ya? Adam durmadan üstüme atıyor. Tamam, yara bandım doldu. Bunu atalım. Güzel, onu da aldık. Tamam, çok güzel. Buradan bir destek verelim ufak. Güzel. El Primo zaten tek başına gördüğünüz gibi orayı alıyor. Yalnız bütün bombaları toplaya toplaya gittim. Güzel olmadı. Evet, bu iyi. 5 tane topladık zaten. Şu an yara bandım olduğu için çok zor değil benim için diyecektim ama. Böyle bir tane vurdum. Güzel. Evet, yara bandım gitti yalnız. 2000 HP çok yeterli olmadı ya. Abi bu Tick'in bombaları var ya, gerçekten büyük sıkıntı. Böyle yaptım ki durdurayım diye. Abi hadi alın onu. Al onu. Tamam, güzel. Şöyle seni de alalım. Güzel. Çünkü onda elmas vardı baya.
Onu o yüzden aldım yani. Tamam, onu da aldık. Güzel. Şunu da alabilirsek çok iyi olacak ama alamadık ya. Abi o Poco'yu bir alabilir misiniz acaba? Bende 9 tane var şimdi. Ben girmeyeyim oraya. Ben mi gireyim? Hayır. Hayır. Var ya, ucu ucuna kaçıyorum 2'dir. Şimdi 9 tane var çünkü. Onu kaybedersem eğer iş bitecek. Bunu attım. Hadi lan, çok iyi. Hadi alır mısınız onu? Abi yani 9 tane bende var. Bir tane almamız lazım. Hadi saldırın artık ya. El Primo. Ya inanılmaz ya gerçekten. Yanımızdaki Rico neredeyse hiç vurmadı ki. Oğlum vur onları hadi. Hadi alırsınız. Hadi adamsın. Adamsın. Aldın. Al kaç, al kaç, al kaç. Şunu da aldım. Tamam. Hadi 11. Bir tane daha almamız lazım ama. Hayır. Tamam aldım. Durdurdum onu. Durdur onu. Tamam hadi abi. Abi inanılmaz yalnız, kran krana bir mücadele. Tamam şunu da aldım. Ben bir tane daha almalıyım. Buradan bir tane daha alırsam bitti gibi. Tamam bunu da aldım. Kaçıyorum şu an. Şu an kaçıyorum. Muhtemelen aldık gibi oyunu. Ama gerçekten çok kran krana değil miydi ya? Efsane bir oyun oldu. Tebrik etmek lazım karşıdakileri de. Sen bir öl abi. Neyse öldüremedik ama maçı güzel bir şekilde aldık. Yarabandı hala bayağı bir iş yapıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Savaş topuna da girdim. Yarabandlı Shelly ile yalnız karşıda Frank var. Tamam, şu Piper'ı alabilir miyim? Frank çok iyi oynadı. Müthiş bir orta açtı gerçekten ve 6 pastan karşı takım attı golünü. Yok abi inanılmaz. Ben Frank alayım en iyisi burada. Frank çok iyi iş yaptı ya. Dur bakayım buradan. Çok güzel köşeden bırakmadın mı? Çok güzel bırakmadın mı köşeden? İyiydi. Oğlum Piper biraz yavaş ya. Güzel kardeşim. Heh, tamam onu yok ettik. O iyi oldu. Şuna şöyle aradan dürt biraz. Tamam bir tane daha vurdum. Bir tane daha vur. Güzel. Şöyle vur. Tamam ben biraz HP'yi fullleyeyim. Tamam onu da aldık. Tamam onu da aldık. Black Soul gidiyor. Kaleci ile karşı karşıya. Black Soul vurdu ve golünü attı. İşte bu 2-1. Çok iyiydi. Ve de son mod ödül avına girdim. Yine Shelly, yine Yarabandı. Bakalım bunda da galibiyeti kolayca alabilecek miyiz? Yarabandı gerçekten iyi iş yapıyor ama çok yani eski haline göre bayağı bir düşmüş gücü. Yarabandını resmen sökmüşler. Bir tane resim paylaştı ya Supercell. Yarabandını söküyor Shelly. Hakikaten sökmüşler yani. Adamı yani daha doğrusu kızı şey yapmışlar. Yok etmişler ya. Shelly'nin yarabandı eski hali ve yeni hali yapsak. Ya bak gene iyi hayat kurtarıyor ama. Abi o neydi be? Neyse onu da ben öldürdüm. O da beni öldürdü. Şu an 10'a 5'iz. 12'ye 5. Dur bakayım ben şöyle bir yargı dağıtmam lazım şuralarda bir yerde. Ben güzel onu aldım. Kaç oradan? Güzel. Tamam Piper körlemesini atıyor. Piper kötü. Alabiliriz bunu ya. Dur bakayım. Heh, al onu. Tamam güzel. Bunu at abi. Vur vur vur. Heh, tamam çok güzel. 18-15 bir anda öne geçtik. Şu yara bandım yalnız bir dolsun benim. Abi Leon geliyor ve orada öyle niye bekliyorsun anlamıyorum ki. Gel buraya. Oha. 18-18. Kran krana bir mücadele arkadaşlar şu anda. Yalnız buraya sıkıştık. Fare gibi sıkıştırdılar bizi buraya. Ve oradan Piper çok kötü vuruyor. Böyle bir fullleyip çıkmam lazım buradan. Tamam burada diğerleri çıktı. Ben de buradan çıkayım da. Aynen şuradan çıkacağım şimdi. 18-18. Gerçekten kran krana bir mücadele arkadaşlar ama inanılmaz sıkıştırdılar ya bize.
Evet, gerçekten bayağı bir sıkıştık köşeye arkadaşlar. Oo, çok güzel aldık onu. 21-20 şu an gene öndeyiz ama. Abi Leon yapma. Aha Leon da aldık, çok iyi. Kaç 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 kaç. 12 saniye kaldı. Kaç, gitme. Hiç gitmene gerek yok. 3 puan öndeyiz zaten. Oğlum ne gerek vardı buna ya? Buna ne gerek vardı abi? Neyse aldık onu da. Tamam, bu da güzel. Ölmeyin lan. İşte bu. 29-22. Bunu da çok rahat aldık ama gidiyordu az kalsın. Rob'un son andaki hamlesi birazcık riskli bir hamleydi ama bu oyunda aldık. Ve son büyük kutumuzu da aldık. Aslında bir tane de tek hesaplaşma atalım. Son bir tane daha şey alırsak 500 kutuyu tamamlayacağız arkadaşlar. Ve ondan sonraki videoda gerçekten hesabı maxlamak üzere rekor bir kutu açılımı olacak. Ve farklı kanallarda şey falan var tabii. Böyle 1000 kutu falan açılımı izledim ben. Fuat'ın kanalında mesela. Oyunların ustası. İzlemişsinizdir mutlaka siz de. Ama o Arozami klanından birisi ve max bir hesap arkadaşlar. Yani max hesapta zaten hani hiçbir şey çıkmadığı için onu biriktirmiyorlar aslında. Açmıyorlar. Ancak yeni karakter gelince açıyorlar. Ama bizimki daha farklı. Yani bizimki hesabı kasılırken biriktirilen bir kutu. Ya bu şekilde biriktiren bir başka YouTuber ben görmedim. Yani başkasının hesabında açan gördüm ya da max hesap gördüm ama kendi hesabında böyle 500 kutu biriktiren, yani bilmiyorum gördünüz mü ama yok abi, örneği yok. Yurt dışında da bilmiyorum var mıdır. Max hesap var ama şey yok. Yalnız şu an Piper niye beni darlıyor, ben hiç anlamadım yani. Niye ben? Hedef ben miyim Piper? Şeli gel, tamam döndüm. Şeliler kardeştir. Şeliler her zaman birbirini kollar. Bazısı da şey yapıyor. Mesela şimdi Piper vurdu ya, arkadan geliyor, çakıyor. Ben öyle yapmıyorum ama bazen o karşımdaki şeyli bana vuruyor. Öyle yapmadığım halde. Öyle olunca sinirlerim bozulabiliyor biraz ama bak şimdi mesela vurabilir belki. Ya gözü dönüyor bazen insanların. Yapmamak lazım abi. Oyun sonuçta. Bilmiyorum siz de aynı mı düşünüyorsunuz? Ya bir oyun için insanlığını kaybetmemek lazım diye düşünüyorum. Evet abi, yardımcı olacaksın mı Şili? Aman abi. Aman gel gel gel. Bak mesela şu an bir başkası olsa belki de vururdu. Yok, vurmayacağım, merak etme sen. Ben öyle biri değilim, hayır. Ya bazen vuruyorlar abi. Öyle bir şey oluyor mesela, adam vuruyor. Şimdi mesela ben ona orada vursam öldürmüştüm. Şimdi bu şeyi bana vursa, beni öldürse ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Aha. Şimdi onlar da mı takım oldu nedir abi? Olayınız ne sizin, anlamadım ki. İki tane Shelly takım oldu. Rosa ile de şey mi takım oldu? Anlayamadım. Heh, geliyor. Abi hayır hayır. Pardon 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 pardon. Kanka pardon be. Böyle geliyorum sana. Çünkü zaten şeyi öldüremeyeceğim. Hayır ya, ultisi varmış. Neyse. Rosa ile Piper'ın takım olması çok kötü oldu tabii bizim için ama olsun, sıkıntı değil. Biz istediğimizi aldık büyük bir ihtimalle. Yani yeterli jetonu herhalde almışızdır. 6 kupa daha aldım. Ve evet 22-44 tane aldım. Herhalde 500 kutuyu tamamladık diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Ve tam 500 kutumuz oldu. 34 tane de büyük kutu. Gerçekten inanılmaz bir kutu açılımı bizi bekliyor arkadaşlar. Yani bayağı bir hesapta yükseltilecek şey var. Yıldız gücü var, çıkabilecek inanılmaz bir kutu açılımı sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Hem bunda hem de rekortmen hesabında da 300'den fazla kutu oldu. Videoya mutlaka kocaman bir like atmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın bu rekor yolunda. Ve 100.000 kişilik bir aile olma yolunda da eğer hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.